Turizm projesi altında halka satılmaya çalışan ve Atatürk'ün reklam aracı olarak kullanıldığı Atatürk köyü kuracakmış bunlar. Ne Atatürk köyü? Sen tüm Türkiye'de Atatürk'ü yok etmeye çalışıyorsun. Çeşme'de Atatürk köyü kuracak. Hangi Atatürk köyünde hangi köylü oturacak? Hangi köylüye Atatürk köyünde 30 milyona 40 milyona villa alıp da orada köylülük yapacak? Kimi kandırıyorsunuz? Atatürk çiftliği, orman çiftliğini yıkan insanların, yıkan zihniyetin Çeşme'de Atatürk köyü kuracağına, Cumhuriyet köyü kuracağına kim inanıyor içinizden? Buna inanmamalıyız. Bu iktidarın sadece bir kandırmacısıdır. Burada yapmak istedikleri iş, bu projenin toplam şeyi 15-20 milyar dolardır. Bütün olay bu para. Bütün olay bu para. Teşekkür ediyorum ve şimdi bu toplantıda ana konuşmayı yapacak olan Sayın Aykut Bey'i davet ediyorum. Hepinize merhaba. Türk Mersin Maradoları İzmir Koordinasyon Kolu adına sevgi, saygı ve dostlukla selamlıyorum. Sıralamada bir hata oldu. Öncelikle basın açıklamasını okuyacaktık ama İzmir Barosu'ndan arkadaşım Sinan Balcılar okuyacaktı. Ben bugün burada bu konuşmayı yaparken şöyle bir yetkiyle geldim. Bugün İzmir Tapu Odası'nın genel kurulu var. Onlar burada değiller, katılamadılar ama sevgilerini gönderler. Biz de buradan onlara başarılar diliyoruz. Onların verdiği yetkiyle konuşuyorum. Onun öncesinde bugün yitirdiğimiz bir dostumuz var. Bir demokrasi savunucusu, bir ekoloji savunucusu. Ali Akgök, bugün yıldızlara uğurladık. Onu ve onun mücadelesine destek veren buradaki bütün ekoloji mücadelesini, demokrasi mücadelesini savunan bütün yoldaşlarımıza buradan selam gönderiyoruz. Biz TÜMOP olarak neden buradayız? 1954 yılından bugüne halkına hiç yalan söylememiş. Aklın, bilimin, tekniğin dışında hiçbir cümle söylememiş. Ve kamu yararının dışında hiçbir beklenti içinde olmamış olan bir örgütün anayasadan gelen sorumluluğu üzerinden bundan 2,5 yıl önce başlatılan bir ne olduğunu bilmediğimiz, hala da içeriği hakkında kimsenin fikri olmadığı, ne olduğunu kimsenin söyleyemediği, bakanın bile net cümleler söyleyemediği bir ucube bir proje, adı proje olan bir olay üzerine hazırlık yapmamız gerekiyordu. Bu konuda çalıştığımızda bu alana dair, yarım adaya dair bir Büyükşehir Belediyesi'nin Aziz Bey döneminde hazırlattığı bir proje. Arkasından Kalkınma Ajansı'nın hazırladığı stratejik plan. Onun arkasından bizim Türk Mersin Maradolu İzmir Koordinasyon Kurulu'nun hazırlamış olduğu Çeşme Turizm Projesi ön raporu. Bir sonrasında ise geçen yıl Haziran ayında yaptığımız kent konseylerinin düzenlediği bizim de içinde olduğumuz yarım adaya dokunma çalıştayı ve arkasından da en son geçen ay yayınlanmış olan bilirkişi raporu var. Bu 5 tane rapor var. Bunun dışında hükümetin burayı talan etmek, rantı açmak için uğraşan hırsızların hiçbir tane elinde raporları yok. Ellerinde bir tek Cumhurbaşkanlığı kararnameleri var. Bu Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinden bugün bir tanesi daha geldi. Kıyı kenar çizgilerinin değişmesine dair yönetmelik yayınlandı tekrar. Bugün arkamızda duran bölgedeki bütün kıyı kenar çizgisi artık yarın olmayacak. Yeni bir süreç başlıyor. Onlar akşam yatıp sabah kararnameyle kalkıyorlar. Biz ise buralarda, sokakta, alanda raporlarımızla onlara karşı hukuk yoluyla direniyoruz. Açtığımız davanın Baro, İzmir Tapu Odası, Türk Mersin Maradolu İzmir Koordinasyon Kurulu ve EGÇEP, İzmir Yaşam Alanları ve bir cümle burada yerel halkın da katıldığı, davacı olduğu bu davanın geldiği aşamada mahkemenin artık yürütmeyi durdurma kararı vermesi gerekiyor. Ama hala vermedi. Bilirkişi raporu bu projenin içinde hiçbir şekilde kamu yararı olmadığını net bir şekilde ifade etti. Birçok kamu kurumu, birçok ekoloji mücadelesini süren bütün yapılar burada bir kamu yararı olmadığını, buranın bir rant ve talan projesi olduğunu tek tek ifade etti. Ama hala değişen bir şey yok. Biz mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Bu mücadelede şimdiye kadar birçok çağrı yapmamıza rağmen, birçok bileşen destek vermesine rağmen olması gereken yapılar burada değildi ama bugün buradalar. Geldikleri için çok çok teşekkür ederiz. Bundan sonraki süreçte hep beraber olduğumuz, dava açan, davamıza destek veren İzmir milletvekilleri var. Sayın Murat Bakan Çevre Komisyonu'nda gerekli tepkiyi göstermiştir.
bir diğer tarafıyla HDP milletvekili sevgili Murat Şebnem gerekli tepkiyi göstermiştir. Bu tepkinin daha da büyütülmesine ihtiyaç vardır mecliste. Bir diğer tarafıyla biz hiçbir siyasi partiyi, hiçbir siyasi seçilmişi eleştirmek hakkına sahip olmakla beraber ona yön vermek, iş göstermek gibi bir hükümlülüğümüz yoktur. Ama tek bir şey vardır. Bizler aynı zamanda İzmir halkın, İzmirli bir seçmeniz. Tek bir şeye ihtiyaç vardır. İzmir'in gelen yöneticileri de kendi parti programlarına uygun bir şekilde davranmalarını bekleriz. Tek ölçümüz budur. Onun dışında herhangi bir sözümüz yoktur. Bu gerekçeye tekrar buradan sesleniyoruz. Yerel yönetimlere, Büyükşehir Belediyesi'ne, Çeşme Belediyesi'ne, Urla Belediyesi'ne, Karaburun Belediyesi'ne buradan bir daha sesleniyoruz. Bu mücadelede Murat projesine karşı, bu hırsızlığa karşı hep beraber kalmamız gerekiyor. Birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Tekrar ifade ediyorum. Hep birlikte omuz omuza, yan yana hırsızlara karşı, katillere karşı, Murat politikalarına karşı, Çeşme'nin çalınmasına, bir karış toprağının verilmesine karşı birlikte mücadele etmeye buradan bir daha söz veriyoruz. Teşekkürler.